Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı toplantısının birinci bileşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Bileşimde 35 gündem maddesi görüşülmek üzere ilgili komisyona oy birliğiyle gönderildi. Sayın Kılıç, Osman Toprak, Filiz Üzücü, Cuma Güzel. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından çekilen Gaziantep tanıtım filmi tartışmalara neden oldu. Konuyla ilgili meclis sonunda söz alan CHP meclis üyesi Mehmet Sucu'ya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin açtı ağzını, yumdu gözünü. Gastronomi şehriyle ilgili yapılan bütün eylemlerde CHP grubu olarak kentin tanıtılması ile ilgili destek verdik, yalnız olduk. Ama yıllar geçtikçe başkan bu şehir gastronomi şehriyle pahalı bir şehir haline yaşamaya devam ettik. Hatırlarsanız sizinle burada olduğumuz mecliste bunu daha önce de belirtmiştim. Hala bu iki köşeye aslında aynı şekilde oraya dem vuruluyor. Orada da bu şehrin pahalı şehri olduğu ile ilgili bir sezleniş var. Bir önce Sayın Başkanım, yani bu bize gastronomi kar mı getirdi, şehrimize zarar mı getirdi? Onu yarın 3-5 sene sonra bunu tartışılır, gündemde kalır veya kamuoyu bunu takip eder. Tabii şehrin tanıtma açısından yapılan bu hizmete biz de CHP olarak destek verdik ama inan bu pahalılıktan dolayı bu gastronom beni biraz üzüyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in şehrin tanıtımı ile ilgili 3 dakikalık videoyu 220 bin TL ödendiği hakkında haberler kamuoyuna yankı olmuştur. Ülkemizde ekonomik krizin boy gösterdiği bugünlerde yapılan bu harcamayı CHP grubu olarak soruyoruz. Hangi firmaya ne şartlarla verildiğini tarafımıza yazılarak bildirmenizi sizden rica ediyoruz. Çünkü bu konu Sayın Başkan biraz şehrimizde bayağı bir yankı buldu. Bunu da size buradan takdim ediyoruz. Bu yankı yalnızca CHP'de buldu. Ben Sayın Başkanım, size esefle kılıyorum bu konuda. Başkanım, esefle kılmanıza gerek yok. Milyonlarca insanın Mehmet Bey için. Bakın evet, biz birbirimizle güzel bir şekilde çalışıyoruz. Evet başkanım. Milyonlarca insanın istediği şehirle ilgili şehir tanıtımında herkesin duygu yönetiminde ne kadar güzel olmuş dediği, birçok insanın buraya gelmek için bu filmden sonra karar aldığı noktada bunu böyle kınamanızı ben hiç anlamıyorum. Hakikaten anlamıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün kurduğu bir partinin dünyayı tanımaması, dünyadaki değişim ve gelişimi bilmemesi, artık dünya vatandaşlığı ve sınırları kalktığı bir dünyadayız insanlar. Ben Güney Kore'den nasıl buraya, Güney Kore'yi getiririm, Kapadokya'ya gelen turisti nasıl Gaziantep'e getiririm, Alman ve İngiliz'i, Ege'ye, Akdeniz'e gelen Alman ve İngiliz'i nasıl 15 günlük turda günübirlik buraya getirdim diye gayret ederken bu film üzerinde bu kadar beğeni sağlanmış, hakikaten bütün kesimlerin ortak olarak ne kadar profesyonel bir çekim sağlanmış dediği bir şeyi anlamakta çok zorlanıyorum. Yani eleştirmek kolay ama eleştiriyi yaparken de dünyayı iyi tanıyarak eleştirmek gerekiyor. Bu filmi çekmek için 40 kişi yaklaşık 15 gün boyunca yaklaşık 3 ay önce oturdu ve çalıştı. 40 kişinin buraya gelmesinin, birinci sınıf aletlerle bu çekimleri yapmasının elbette bir maliyeti var. Elbette bu işi yaparken bu işi bütçelemek gerekiyor. Benim size önerim, bu filmin aynı kalitesinde siz oynayın. Ben Antep'im diye siz deyin. Bundan daha ucuzunu yapın, ben kendi cebimde ödeyeceğim. Başkanım, çok şimdi... Net. Şimdi bu tabii, çok yanlış bir duruş. Sayın Başkanım, sizin benimle birlikte gelip ben Antep'im deyip bu filmin için oynamanız gerekiyor. Ben şimdi size bu konuda... Çok bakın, ayıp bir şey. Bakın ya. Sayın Başkanım, ben bu konuda size öncelikle şunu söyleyeyim. Biz Cumhuriyet... Bu filmin aynısı Sayın Başkanım, kardeşim, Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Başkanım, çok netim. Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi... Şu an yaptığımın aynısını bir daha yaparım. Baş, Sayın Başkanım, ben bu konuda... Pişman oldum, hiçbir şey yapma. Ben bu konuda daha Sayın Başkanım... Daha ucuzunu, aynı kalitede yapın bu kardeşim. Başkanım, bu kadar ödemezsin, şerefsiz. Başkanım, böyle şey başkanım, böyle sinirlenmenize gerek yok. Hiç gerek yok. Bakın Sayın Başkanım, ben... Biz Cumhuriyet Partisi grubu olarak başkanım, küçük düşünme değil. Biz sizden bu konuyla ilgili bir bilgi istedik. Bilgi istedik Sayın Başkanım. Bir meclis grubu olarak ulaştık bu bilgiden bizim başkanım haberli olmak gibi bir şeyimiz var. Bunu söyleyelim. Ya bu filmin maliyetini daha ucuza yaptırabilirsiniz diye sormanız lazım. Açıklama yapamıyoruz Sayın Başkanım. Biz de size bir şey demiyoruz ki. Böyle siz çok önemli bir şey. Ama biz size bakın ne diyoruz yazarın örgümüzde. Bütün dünyanın takdiri içinde beğendiği şeyi. Niye buna sinirleniyorsunuz? Sayın Başkanım yani. Çok sinirleniyorum ya. Hayır, bu kadar küçük bir şey beni ben size küçük düşünmede değil. Bakın ben size baştan söylemiştim. Bu şehrin tanıtımını ne diyeceğim? 3 milyon adam nasıl gelecek? Başkanım bu açıklamayı bize yapın Sayın Başkanım. Bu kamu kime yaptırdım, nasıl yaptırdım, bir daha yaptırdım, bir daha yaptırdım. Siz bunu yaptırabilirsiniz. Biz buna bir
bir şey demiyorum. Sizin tasarımınız olan bir konu. Ama biz diyoruz ki bakın, Cumhuriyet Partisi olarak buna bize bir rakamlar var. Ortaya bir durum var. Ben nasıl çekilmiş? Bunu paylaşmayın Sayın Başkanım. Çok acı. Çok ne? Eğer bana ben Antep'im diye çık oyna bu filmin daha kalitelisini. Kaça yaptıracaksın? Ben faturayı şahin olarak kendim ödeyeceğim. Başkanım tamam. Çok ne? Baş üstüne. Buna bir sıkıntı yok. Her kaliteli bir karşılık. Söylemezseniz bizim de zaten burası Sayın Başkanım. Diyoruz ki bize bu konuda bir açıklama yapın. Buna ne kadar sevindiniz? Ben Allah'ın ölüm ki Sayın Başkanım. Ben bunu üzülüyorum. Üzülmeyin. Çünkü AK Partisi'nin buna gündem almasını... Hayır başkanım sonra ben şimdi... Bunu söyleyelim. Başkanım, başkanım sizinle inanın. İnanın başkanım şu tavrınızı da beğenmedim. Cumhuriyet Partisi'nin burada ufku olmadığını, gelecek bir şey olmadığını söylediniz. Ben de sıkınıyorum. Cumhuriyet Partisi her zaman şeffaf şekilde bu Türkiye'nin aydınlık yüzdür. Her zaman da olaylara objektif bakmıştır. Böyle bakmaya devam edeceğiz. Biz Cumhuriyet Partisi olarak yalnızca sizden bunun bir maliyetini ve durumunu öğrenmek istedik. Ama sizin bu şekilde kızmanıza da inanın ben yadırgadım. Yok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Buyurun.